Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Sayın Hakimler, bize isnat edilen suç hem yersizdir hem de dünyaya aittir, siyasidir. Halbuki siyaset yapacak insanlar olup olmadığımızı zaten ilk bakışta siz muhterem hakimler çoktan anlamışsınız. Esasen bu soğuk ve yabancı isnat yüzlerce salahiyetli kimseler temin etseler, benim de aklım şimdikinden yüz defa fazla olsa, Risale-i Nur'un ve onun çok muhterem müellifinin bende bıraktığı manevi intibayla, bütün mevcudiyetimle bu geçici ve tükenici siyasi lezzet ve maceradan kaçıp, ahirete iman ve cehennemden kurtulmak yolunda sarf ederim. Gerek Risale-i Nur'un kıymetli müellifine hürmetimiz ve bağlılığımız ve gerekse Risale-i Nur'un okunması, yazılması ve Nur talebeleriyle muhabere ve münasebetimiz, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve Yüksek Yargıtay'ın da tasdikiyle doğrudan doğruya uhrevidir. Öyle ki Risale-i Nur'dan aldığımız fikirle bu nurlu varlıkları hiçbir suretle dünyevi ve maddi kıymetlere değişmeyiz. Bu bizde bir iman halinde ölünceye kadar yaşayacaktır. Muhterem heyeti hakime, madem ki böyle dehşetli bir isnatla burada toplanmış bulunuyoruz, öyleyse şu ehemmiyetli hakikati beyan etmek benim için memleket ve vicdan borcu olmuştur. Yalnız kendi muhitimde Risale-i Nur'un gösterdiği fevkalade ıslahatla bütün halkın gözü önünde şu on seneyi mütecaviz bir zamanda başta kendim olmak üzere birçok kimseler var ki evlerinin yollarını öğrenmişler. Süfli gidişatları aile saadetine dönmüş. Şimdi anaları, babaları, sebep olanlara dua ediyorlar. Vilayetimiz dahil ve civarlarında bu kabilden daha birçoklarının hallerini dinleyiniz. Bahusuz Denizli hapishanesinde Risale-i Nur oraya girmesiyle mahpuslar üzerinde halen bu tesir dillerde gezmektedir. Keza bu Afyon hapishanesine dahil olduğum zaman kiminle konuşsam eski halleriyle şimdiki hallerini zikredip minnet ve şükranla nur talebelerine dua ediyorlar. Bu hakikatler meydandadır. Ben insan olayım da bana ve hemcinsime bu derece ahlaki ve içtimai ve uhrevi ıslah edici ve bahusuz kitabımız Kur'an'ın mühim bir tefsiri olan Risale-i Nur'a ve onun muhterem müellifine ve vatandaşlarına Müslümanca muhabbet ve teselli mektubu yazmak bir siyaset mevzu olacağına hayret ediyorum. İşte bu hayretle diyorum ki böyle suç olmaz. Olsa olsa Kur'an ve dolayısıyla Risale-i Nur'un gizli düşmanları adliye ve zabıtaya evham verip bizleri böyle hapislere doldurmaya sebep oluyorlar. Elbette yüksek hakimler bu hakikatleri görecekler ve ellerini vicdanlarına koyup ebedi ve ilahi çok müjdeleri bulunan adaletli kararlarını verecekler ve vatanın dört köşesinde alakayla bekleyen Müslüman Türk milletini kendilerine minnettar bırakacaklardır. Afyon cezaevinde mevkuf İnebolulu İbrahim Fakazlı